Ve çalışma izni nasıl aldınız? Biz eşimle ikimiz de Avrupa vatandaşı olduğumuz için oturum ya da çalışma izni almamıza gerek yok. Sadece. Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Sineğe bakar mısınız? Bu soğukta sineğin ne işi var burada? Bir soru cevap videosuyla da karşınızdayım. Ben süperim, bomba gibiyim. Hava tam sevdiğim gibi, yağmurlu yine, Belçika'nın her günkü havası gibi ve oturdum. Sizin sorularınızı hazırladım. Tüm soru soran arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Benimle etkileşime geçtiğiniz için sorularınızı cevaplamaya çalışacağım. Bahar Avcı sormuş. Burcunu çok merak ettim, cevaplayabilir misin? Ben Balık Burcu'yum. Yükselenimi bilmiyorum. Şunu belirtmeliyim ki tam burcumun kadınıyım. Bahar Avcı bir yorum daha atmış. Bir sürü soru sormuş. Şimdi hepsini cevaplayacağız yine. Öncelikle eşin ne iş yapıyor orada canım? Arkadaşlar, benim eşim normal bir işçi. Tavuk fabrikasında çalışıyor. Orada normal asgari ücretle çalışan bir işçi. Ada kreş gibi bir yere başlayacak mı? Evet, başlayacak. Fakat minimum 2,5 yaşında olması lazım. Adanın da 2 ayı var. Ve şu an baktığımızda bu yıl her yer dolu. Sormaya, soruşturmaya devam ediyoruz. Bu yıl başlamayacak gibi ama yeni yıldan sonra başlayabilir. Başlasa çok iyi olur aslında benim için. Ben de çalışmaya başlarım. Onu alıştırdıktan sonra bir açık bir yer, bir boşluk, bir yer bulduktan sonra hemen başlayacak adada. Videolarından anladığım kadarıyla sorunlar yaşamışsın Türkiye'de. Eşinin ailesiyle mi bu? Çünkü hiç bahsetmiyorsun. Özellikle paylaşırsan sevinirim. Her ailede kavga demeyelim de sürtüşmeler olur. Kavgalar da olur. Olmaz değil ama eşimin ailesiyle aram kötü değil. Gayet iyi. Anlaşıyoruz. Hiçbir problemimiz yok. Sorun çıkabiliyor yani. Ama benim tam olarak yaşadığım zorluk o değil. Ben Türkiye'ye pek alışamadım. Bulgaristan'da, Avrupa'da büyüdüm. Onun vermiş olduğu rahatlıkla Türkiye'de giyimimden tutun nereye gezdiğime, nereye gittiğime açıkçası rahat edemedim. Ama son noktayı ekonomi vurdu. Hayatımızın en güzel yıllarında çocuğum küçük daha. Onun geleceği için yatırım yapamıyorsam neden o ülkede duruyorum diye düşündüm. Ve taşındık. Tabii ki problemler de oluyor ama onlar ufak tefekti. Pek can sıkıcı bir şey değildi. Aslında itiraf etmem gerekirse burada herkesten uzak. Böyle sadece arkadaşlarımızın olduğu bir yerde yaşamak güzel. Çünkü benim rahmetli babaannemin bir lafı vardı. Yanında olan her zaman en kötüdür. Uzakta olan kötü olsa bile her zaman en iyisidir. Çünkü özlenir. O yüzden biz de iyi olmaya geldik. Özellikle senin psikolojin nasıl yeni ülkeyle alakalı? Şu ana kadar süper. Hiçbir sıkıntım yok. Buraya gelince sıkıntı çekeceğimi biliyordum. Bekliyordum. Maddi manevi. Evet, sıkıntılar çekiyoruz ama bunlar benim için bir hiç. Orada olan zihniyetteki insanlarla benim zihniyetim asla uyuşmadı. Ben ayak uydurmaya çalıştım. Ama sonra bir baktım ki eski günlerdeki neşeli, böyle güzel güzel giyinmeyi, süslenmeyi seven, hayatı renkli olan, Nihal gitmiş yerine böyle bol kıyafetler giyen, ne yediğine içtiğine dikkat etmeyen, mutsuz, herkesten korunan. Videoda bu sineğin ne işi var Allah aşkına ya? Hava o kadar soğuk ki nasıl barınabilmiş, öldüremiyorum da. Odaların tavanı 3 metre ve yukarı kaçıyor, tutamıyorum. Yani burada geldiğim andan itibaren sanki hep olması gereken yerdeymişim gibi hissediyorum. İyiyim, mutluyum. Her gün saçıma başka bir şeyler yapmak istiyorum. Yemek yapmaktan, yemekten artık zevk alıyorum şu anda. Çok şeyim eksik ama hiçbir şeyim eksik gibi hissetmiyorum. Mutluyum. İnşallah bu böyle devam eder. Sizi çok seviyorum adacığıma. Her şey iyi gelir. İnşallah hep mutlu olun. Öptüm. Ben de çok öpüyorum. Teşekkür ederim. İdil sormuş. Abla, eşinin ailesiyle aran nasıl? Diğer aileler gibi sizde de görüş ayrılıkları oluyor mu? Evet, oluyor. Her ailede olur. Ama ben de eşim de olayları çok uzatmıyoruz. Tartışmaya girmiyoruz. Böylece kendi moralimizi de bozmuyoruz. Aileler önemlidir bu arada. Kimseyi kırmayın. Hayatta kısa, kimseyi kıracak kadar uzun değil. Şunu itiraf etmeliyim ki ne eşim benim ailemle ne de ben eşimin ailesiyle bugüne kadar çözemeyeceğimiz bir sorun yaşamadık.
Orada bir işe başladın mı veya başlayacak mısın? Şu anda istesem de başlayamam. Ada var. Ada okula gidene kadar başlayamıyorum. Ben çok istiyorum aslında çalışmayı. Çünkü artık evlendiğimden bu yana sürekli evdeyim ve gına geldi. O yüzden adam okula gitmesini bekleyeceğim ve okula alışmasını. Önce tabii ki dilini öğreneceğim burasının. Seda Ulutaş sormuş. Nasıl taşınma fırsatımız oldu? 2 yıldır planladığımız bir şeydi zaten. Önden eşim gelip keşif yaptı. İyi bir iş buldu. Güzel bir kira tuttu. Ve bizi yanına aldı. Taşınmak açıkçası hep kafamızdaydı. Çünkü ne ben Türkiye'ye alışabildim ne de eşim beni mutsuz görmeye dayanabildi ve finansal sorunlar. Eşinin işi nedir? Bunu zaten cevaplamıştım. Oturum ve çalışma izni nasıl aldınız? Biz eşimle ikimiz de Avrupa vatandaşı olduğumuz için oturum ya da çalışma izni almamıza gerek yok. Sadece buraya geldiğimizde burada oturduğumuzu, artık adresimizin burada olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Avrupa vatandaşı olduğumuz için zaten Avrupa Birliği'ndeki tüm ülkelerde çalışma iznimiz var. Gidip çalışabiliriz. Ve İstanbul'daki evinizi ve eşyalarınızı ne yaptınız? Evimiz ve eşyalarımız öyle duruyor. Yani akşam yedik, içtik, kahve içtik, sohbet ettik. Sabah da çıktık geldik. Eşyalarla birlikte duruyor sadece. Kapattınız mı yoksa sattınız mı her şeyi? Kapattık. Satmadık hiçbir şeyi. Evet, satmayı düşünüyoruz. Gelecek sene yaz tatilinde eşyaları satıp evimize kiracı koymayı düşünüyoruz. Oradan da bir gelirimizin olması için. Halime Nur sormuş. Yaşınız kaç? Kaç yıldır evlisiniz? 26 yaşındayım. 4 yıldır evliyim. Hasya Akay sormuş. İstanbul'daki eviniz ne olacak? Dediğim gibi seneye kiraya vermeyi düşünüyoruz evimizi. İçindeki eşyaları da satmayı düşünüyoruz. Çağla Çelikbaş sormuş. İkinci çocuğu ne zaman düşünüyorsunuz? Ada kuş büyüdü. Hiçbir zaman. Şu anda 2 yıldır adasız. Hiçbir şey yapmıyorum. Banyoya bile adayla giriyorum çoğu zaman. Çünkü ben banyoya girince evde kimse olmadığı zaman adanın ne yapacağı hiç belli olmuyor. Uyurken adaylayım, uyanınca adaylayım. Küçücük bir markete çıkmam gerekiyor yine adayla. Çocuğumu sevmediğim anlamına gelmiyor ama bu durum bayağı canımı sıkıyor. Çünkü hiç yalnız bir alanım yok. Kendi alanım yok. Kendime şöyle bir adasız 5 dakika bile ayıramıyorum. Böyle bir markete gidip 5 dakika kafamı dağıtacak sürem yok. Anaokuluna başlasa da birazcık nefes alabilsem diyorum. Çünkü nefes alamıyorum. Şimdi ada anaokuluna başlayınca rahatlayacağım ve bunu bozmak istemiyorum. Artık birazcık rahatlamak istiyorum. Bu videonun altına yorumlar gelecektir. Sen annesin, iyi bir anne değilsin. Adayı hak etmiyorsun. Bir anne nasıl böyle düşünebilir? Ama ben bir şahıs olarak, bir kişi olarak Nihal'im. Ben sadece anne değilim. Ben Nihal'im ve çalışmam gerekiyor. Çevre edinmem gerekiyor. Hayatı anlamam gerekiyor. Böyle adayla evde sürekli temizlik yemek, temizlik yemek, parka git temizlik yemek. Ben hayatımın böyle geçmesini istemiyorum. Her şeyimi kısıtlıyorum anne olduğum için. Sinekte gitmedi ya. Anne olduğum için hiçbir şey yapamıyorum. Ama ben annenin yanı sıra insanım. Keşke benim de çocuğuma bakan biri olsaydı da ben de çalışsaydım. Şu an yine ağlak adam. Sürekli buzdolabını açıp oradan bir şeyler yemek istiyor. Ama bu sürekli. Sürekli bir şeyler atıştırmak istiyor. Buzdolabı da onun boyunda olduğu için her yerine. Şimdi diyebilirsiniz bunda ne kötülük var. Atıştırınca yemek yemiyor. Atıştırmak da öyle böyle değil yani. Ne bulursa yiyor. Eline aldığı bir şeyi yemezse yerleri sürüyor. Yani ada çok değişti. Ve gitgide daha çok zorlanıyorum. Şu anda ada okula gidince vaktim kalacak. O vaktimi de ikinci bebeğe harcamak istemiyorum açıkçası. İsterseniz bana bencil deyin. Ne diyorsanız deyin. Kapı açık şu anda ama kapıyı tekmeliyor. Sırf buzdolabını açmaya izin vermediğim için. Sabah markette de böyleydi. Aynı bu şekilde ağlıyordu. İki çocuk olunca daha beter olacak biliyorum. Ama büyük konuşmak da istemiyorum. Çünkü ne zaman büyük konuşsam başıma geliyor. Ve gelmesini istemiyorum. O yüzden asla kesin demiyorum. Düşünmüyoruz diyorum. Çünkü ikinci çocuktan sonra psikolojimi bu şekilde koruyamayabilirim. Yani anlayacağınız ben ikinci çocuğu hiç düşünmüyorum. Çünkü
kendimi eve kapanmış çocuk bakan biri olarak düşünmüyorum. Gerçekleştirmem gereken hayallerim var. Yapmak istediğim şeyler var ve bunlara çocuk engel değil demeyin. Çocuklar her şeye engel. Çocuk olunca bitiyor. Evet, yine yaparsınız ama yardımcınız olursa yanınızda, yoksa benim gibi yıpranırsınız. Yoksa olmuyor. Neyse, bunları düşünüp modumu düşürmek istemiyorum. Zaten yeterince Ada çok yoruyor beni. Evet, çok seviyorum benim çocuğum. Hayatta hiç kimseyle değişmem ama bu şekilde yani. Durup durup ağlıyor gördüğünüz gibi. Yanına gitmiyorum çünkü bu ağlaması acı çektiği için, düştüğü için değil. İlgi beklediği için. Ama şu anda ona sarılıp ilgi gösterirsem az sonra yine aynı şeyi yapacak. O yüzden ilgilenmiyorum ve ağlamayı kesiyor gördüğünüz gibi. Aklına gelince tekrar başlıyor. İşte bu çocuk konusu açılınca ister istemez modum düşüyor. Ve düşürmek istemiyorum. İyi şeyler düşünmek istiyorum. İyi olacağım. İşte bütün günümüz böyle ağlamayla geçiyor bizim. Dün Gürbüz sormuş. Nihal'cim selamlar. Benim birkaç tane sorum olacak. Birincisi, Türkiye'de özlediğin şeyler var mı? Aslında yiyecek içecek olarak Türkiye'de olan her şey burada var. O yüzden pek özlemiyorum. Her şey var. Ama çıtı çıtı simidi özlüyorum tabii ki. Yani böyle Eminönü'ne falan gitmeyi, İstanbul'u tabii ki özlüyorum. İkincisi, evinizin çevresinde Bulgaristan'daki gibi oyun parkı tarzı yerler var mı? Çok var. Uzak ya da yakın var, bir sürü yer var. Ama Ada şu anda parka gitmek istemiyor. Parka gidince ağlıyor. Salıncağa bindirdiğimizde ağlıyor. Kaydıraktan kayarken ağlıyor. O yüzden pek parka götürmüyoruz. Ama var. Ada'nın bu buhran dönemi geçince bisiklet alacağız. Böyle Ada ile ikimize. Her yerde böyle kocaman parklar var. Her yer yeşillik, zaten yürüme yolları falan var. Hem Ada için hem benim için çok güzel bir yer. Son olarak da bunu orada daha sade bir hayata başladığın için soruyorum. Belçika'ya gitmeden önce olmazsa olmaz gibi görünen fakat orada aslında gerek olmadığını fark ettiğin eşyalar ya da etkinlikler neler? Adayı çok öpüyorum. Biz de seni çok öpüyoruz Tülin'cim. Pek bir olmazsa olmazım yoktu ya açıkçası. Ben evlenirken hayalimdeki makyaj masasını almadım. Yatak odasının makyaj masasını aldık. Çünkü o zaman da her şey çok pahalıydı ve ekstra bir para harcamak istemedik açıkçası. Sonradan yaparız dedik ama kaldı. Burada hiç makyaj masam yok. Kendi evimizi alınca ya da daha büyük bir eve geçince böyle almaya karar verdik. Eksiklerim, böyle eksikliğini hissettiğim eşyalar, kaplar. Ne bileyim, böyle bu olsaydı daha kolay olurdu bir şeyler dediğim şeyler var. Onları alacağım, alışveriş yapacağım ama onların haricinde bir şey almayı düşünmüyorum. Mesela bu masayı eşim çok çok önceden almıştı. Ev turu videomda göstereceğim. Sandalyelerini bir arkadaşa hediye etti sanırım. Benim yerimde başkası olsa der ki bu sandalyeler ne? Bu masa hiç güzel değil. Misafir gelince böyle masada mı yemek yiyeceğiz? Daha güzelini alalım. Ama ihtiyacım yok. Bu sandalyeler de işimi görüyor şu anda. Olmazsa olmaz dediğim pek bir şey yoktu. Olmazsa olmaz diye ne zaman düşünüyordum biliyor musunuz? Evlenirken çeyizimde bu yok, bu eksik, bu olmalı. Ama şu an çok mutluyum. Ve son sorumuza gelelim. Ersan Muhtar sormuş. Aslında bana mailden bir şeyler sormuş. O yüzden kendisine mail olarak yine ben cevap verdim. Ama size de bahsedeceğim. Çünkü aranızda merak edenler olur ya da bu tip soruları olabilir. Nihal abla merhaba. Size mail attım. Bakma şansınız var mı acaba? Geri dönüş yaparsanız çok sevinirim. Güzel video olmuş. Sizi yakından takip ediyorum. Yeni fark ettim ben de. Çok teşekkür ederim. Mailinde şey sormuş. Burada ATM'lerden ya da bankalardan Türkiye'deki banka hesabınıza euro olarak para atabilir misiniz? Ben bunu hiç araştırmadım çünkü eşim hep bana attı. Ben de TL'ye çevirip kendi banka hesabımıza attım. RIA aracılığıyla. Bir diğer konu da dil için çok endişelenmeli miyim gibi bir soru sormuş. Evet, endişelenmelisiniz çünkü ben de zannediyordum ki İngilizce ile işlerimi halledebilirim ama hayır, halledemiyorum. Konuşabiliyorum insanlarla fakat buranın dilini bilmezseniz hiçbir şeyi taksitle alamıyorsunuz. İngilizce konuştuğunuzda hani insanlar şey gibi bakıyor, hani 3 tane dil var neden İngilizce gibi.
Tabii cevap veriyorlar yine. Bilmeseler bile işaret diliyle anlaşıyorsunuz ama güzel bir iş bulmanız için evet dil gerekli. Banka işlerini falan merak etmiş. Biz banka işlerini bir hanımefendiye yaptırıyoruz. Kendisi bu işlerle ilgilenen biri. Muhasebeci. Yani bir evrak lazım olduğunda, belediyeye gitmemiz gerektiğinde ya da herhangi bir işte onu çağırıyoruz. O konuşuyor, onun aracılığıyla yapıyoruz. Sorularınız için çok teşekkür ederim. Bir videonun daha sonuna geldik. Eğer kaçırdıysanız, sorunuzu soramadıysanız, 2 ayda biz zaten soru cevap yapıyoruz. Bir sonraki soru cevap videosunda veya bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.